gerçekten öyle kritik dönemlerden geçiyoruz ki 28 Ekim 3 Kasım aralığında, ki 3 Kasım'da tam karşıtlığa gelecek bu iki gezegen. Bu haftayı iyi geçirmek gerekiyor, bu 28 Ekim 3 Kasım haftasını. Kalabalık olan yerlerde gerçekten güvenliğin arttırılması gereken bir süreçten geçiyoruz. 28'inde başlayacak tam Güneş'in 5 derece akrebe gelişiyle birlikte bir solar return. Şimdi 28 Ekim ile 3 Kasım arasında bir gökyüzü olayı var dedin. Bu sert bir açı mı? Nedir? Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Terör, savaş, mücadele, rekabet, kavga, tartışma. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta bugün Dolunay Karaca bizlerle birlikte. Astrolog yazar Dolunay Karaca. Son günlerde yaşanan olayların bir özetini yapacağız aslında. Ve önümüzdeki günler içerisinde Kasım'da çok önemli tarihler var. Onları konuşacağız. Hocam hoş geldin. Merhabalar Sercan, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler hocam. Yani sen de biliyorsun çok zor günlerden geçiyoruz. Zor günlerin aslında daha öncesinde yapmış olduğumuz yayınlarda bir nevi haberini vermiş gibi olduk. Şimdi ben aslında buradan başlamak istiyorum. Bu geçirdiğimiz zor günler, gergin, stresli günler ve yaşanan olaylar neyin yansımasıydı? Ya şimdi biz hepimiz aslında anlatıyoruz. İşte terör olayları, efendim Mars'ın analitik derecesi 29 derece şöyledir, böyledir. Sanki böyle hani konuştuğumuz zaman işte sürekli felaket tellallığı yapılıyor. Veyahut da işte sürekli negatif mi konuşuluyor ki olumluyu da ben konuşmayı çok seven bir insanım ki hatta hep keşke gönlüm olumlu olsa. Evet. Hep olumlu şeyler olsa da söylesek. Ama zaten bu sürekli olarak hem Mars'ın Plüton'dan karşı açısı var mesela şimdi bu 28 Ekim 3 Kasım arası. Yani gerçekten öyle kritik dönemlerden geçiyoruz ki hem güvenlik temaları açısından, işte terör saldırıları açısından, efendime söyleyeyim bu tarz işte suikastlar, ölümler gibi gibi durumların maalesef yaşanacağı süreçlerden geçiyoruz. Zaten 2 Ekim tarihinde Terazi Burcu'nda bir güneş tutulması olduğunda özellikle o dönem zaten Uranüs'te 26 derece Algol derecesindeydi. Ve dedik ki hani böyle kötücüllerden işte kötü niyetli liderlerden birinin siyasi bir insanın özellikle vefatı olabilir, kaybı olabilir. İnşallah Netanyahu olur dedik hatta. Evet. Başka biri vefat etti vesaire ama sonuç itibariyle yani bunlar astrolojide var. Gökyüzüyle yeryüzü arasında böyle bir paralellik var ve şu anda neler var diye önümde bakıyorum. Şimdi 29 Ekim bir kere Türkiye'nin 101. yaşını kutlayacağız aslında biz. Yani gerçekten bu milli beraberlik, hep birlikte güçlü bir Türkiye, özgür bir Türkiye, demokratik bir Türkiye'ye doğru adım atmak istiyoruz. Fakat bir yandan da işte bu terör olayları, Allah'tan rahmet diliyorum, başları sağ olsun ailelerine. Gerçekten acı şeyler yaşanıyor. Evet, 5 tane şey verdik biliyorsun son. Evet. Çok acı. Ve gerçekten sürekli olarak ya bir terör, ya bir çocuklarla ilgili bir problem, ya bir hayvanlarla ilgili bir problem, sürekli bir kendi içimizde bir kaos var. Dolayısıyla şimdi güneş dönüşü haritaları oluyor Sercan. Bu güneş dönüşü haritaları normal kişisel bazda da hep doğum günümüzle başlayıp bir yıllık döngüyü anlatıyor. Türkiye astroloji haritasının da güneş dönüşü yani bu 29 Ekim günü. Hatta 28'inde başlayacak tam Güneş'in 5 derece akrebe gelişiyle birlikte bir solar return astrolojide Güneş dönüşü haritası çıkarılıyor. Ve bu haritayı çıkardığımız vakit gene akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz. Yani ülkemizin 21 derece akrep yükseliyor ve 5 derece Güneş 12. evde kalıyor. Bu manada aslında gerçekten arka planda kalmak, kendi iç sesimizi dinlemek, ketum olmak, artık insanları arabuluculuk yapmak veya işte Orta Doğu'da, orada burada kendimizi göstermekten ziyade biz kendi iç güvenliğimize, kendi dünyamıza çekilmeliyiz sinyali veriyor haritamız. Hı-hı. Türkiye Astrolojisi haritası. Yani şimdi şuna ben dikkat çektim, yani dikkatimi çekti şu olay. Şimdi 28 Ekim'le
3 Kasım arasında bir gökyüzü olayı var dedin. Bu sert bir açı mı? Nedir? Bunu biraz açıklayabilir miyim? Gökyüzünde iki tane malefik, yani Satürn'ü de sayarsak aslında 3 tane malefik var ama malefik dediğimiz zaman kötü. Hani Türkçe manasıyla Mars bir tanesi, diğeri Plüton. Zaten Plüton Mars'ın üst oktavı. Yani daha şiddetlisi, daha vurgulusu. İkisi de terör, savaş, mücadele, rekabet, kavga, tartışma, suikast, bunları içeriyor. Yani Mars daha böyle gündelik kavga, gündelik tartışmaysa, Plüton daha derin, daha işte kitleleri etkileyecek tartışmayı, savaşı, işte suikastleri anlatıyor. İkisinin karşıt açısı var ve astrolojide karşıt açılar, kare açılar zor açılardır gökyüzünde. Ve 28 Ekim 3 Kasım aralığında, ki 3 Kasım'da tam karşıtlığa gelecek bu iki gezegen. Yani Mars 29 derece Yengeç'te, Plüton 29 derece Oğlak'ta olacak ve tam karşıt açı yapılacak. Tam gerilimin zirve olduğu nokta olacak 3 Kasım. Ama bu açıya yaklaşırken de zaten o gerilimin patlamasını hissediyoruz, ki hissettik zaten. Evet. Yani sadece bir hafta öncesinden değil, 10 gün öncesinden bile hissedilen bir durum. Artı Uranüs şu anda hala Algol derecesinde. Ne zaman çıkacak dersen, yani bu Kasım'ın sonlarına doğru çıkacak. Artı 20 Kasım'da Plüton'da Kova burcuna geçecek. Fakat gene iş bitmiyor maalesef Sercan. Çünkü Plüton'un Kova burcuna geçmesinden sonra, zaten daha önce geçmişti, retro yaptı, Oğlağa döndü. Son bir tekrardan devinim yaratıyor. Tekrardan o sistemleri alt üst ediyor. Alt üst etmeden yeni bir aşamaya geçemeyecek gezegen. 20 Kasım'da geçiyor Kova'ya. Fakat bu 20 Kasım'da Kova'ya geçtiği zaman Mars da yerinde durmuyor ki. O da zaten Aslan'a geçecek. Bir gene karşıtlık olacak. Yani hani ben diyemem ki sadece 28 Ekim 3 Kasım aralığı zor. Hayır. Ondan sonra da mesela 31 Aralık'ta başlayan, tam da yılbaşı döngüsüne denk gelen ve 20 Ocağı kadar o 21 günlük süreç de gene çok sert. Çünkü gene Mars ve Plüton arasında karşıtlık var. Aslan'dan Kova'ya bu sefer. Hocam yani şimdi baktığımız zaman yani 2024'ü çok da kolay bitirecek gibi değiliz ama baktığımız zaman, değil mi? Gerçekten evet, kolay bitirecek gibi değiliz. Mars retrosu başlayacak zaten yılbaşına girerken Aralık'ta. Dolayısıyla da yani iyi değil zaten, yani gerçekten iyi değil. Her şeyden önce istikrarlı olmak, sağduyulu olmak çok önemli. Kendi güvenliğimizi oluşturmak. Sonuçta yani yağmur yağarken dans etmeyi öğrenmek zorundayız. Hayat bize bunu öğretiyor. Böyle bir gökyüzü var gündemimizde. Ve yapacağımız şey kendi güvenliğimizi ilk önce sağlama almak. Ülke olarak çocuklarımız, gençlerimiz, bunların güvenliği her türlü, hem dijital konularda, siber saldırılarla alakalı olarak dijital mecralarda, hem de gerçekten terördü vesaireydi konularına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yani şu an mesela bu AVM'lerde, eğlence merkezlerinde vesaire, kalabalık olan yerlerde gerçekten güvenliğin arttırılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Kasım, Aralık ve Ocak ayı boyunca. Yani şimdi hocam ben dedim aslında şöyle birkaç gün sürer bu gerginlik. 28 Kasım, 28 Ekim, 3 Kasım dedin ama şimdi sonra anlattıkların daha da bir aslında endişe duyacağımız günler gibi geldi bana. Yani hiç iyi, arada güzellikler olmayacak mı? Olacak. Bir dinginlikler elbette ki olacak ama tamamen bitti, neşe saçıyoruz diyeceğimiz bir durum maalesef yok. Yani Kasım, Aralık ve Ocak 3 ay boyunca stresli zamanlar bizleri bekliyor. Gerçekten kendi iç huzurumuza odaklanmalıyız, değişime direnmemeliyiz. Gökyüzünde çok fazla isyan, kaos da var. Yani insanların sokağa dökülmesi, isyanlar, artık ayaklanmalar, herkes sesini duyurmak istediği bir noktada.
Yani Bir de böyle hani aman bana ne ya ne oluyorsa olsun diyeceği bir süreçten geçmiyoruz. Zaten 2025 öyle bir süreç değil. 2025'te Neptün Koç'a geçecek. Ay düğümleri Balık ve Başak aksına geçecek. Dolayısıyla da bizler artık bazı şeyleri sorgulamak ve uyanmakla mükellefiz. Yani bu böyle oluyor kardeşim ne yapalım böyle olsun böyle gelmiş böyle gider denmeyecek bir sene olacak 2025. 2025 herkesin evet elini taşın altına koyacağı bir sene olacak. Bir de şöyle bir de diyebilir miyiz hocam? 2025 daha da böyle insanların bilinçlendiği aslında daha da İşlendi, sorguladığı. uyandı, bir şeyleri sorguladı. Bu neden böyle, bunun altında ne var dedikleri, şüphe duydukları. Yani körü körüne hiçbir şeye tamam bodoslama gitmedikleri, durup bir düşündükleri, altında bunun ne var acaba diye şüpheyle yaklaştıkları bir durum. Dolayısıyla bu aslında iyi bir şey. Yani dozajı ayarlandığı zaman bu zaten aslında baktığınızda ego da olmazsa olmaz bir şey. Yani egosuz bir yaşam olamaz. Dolayısıyla hırslar, egolar bunlar aslında dozajında olduğu zaman olumlu çalışan duygular. Yani sorgulamak da gerekiyor, uyanmak da gerekiyor. Bir şeylerin altyapısına bakmak da gerekiyor. Ne olursa olsun bana ne bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık olmayacak artık 2025'te. Yani Ve şimdi Türkiye ayak seslerini de duyuyoruz zaten. Ha, 1 Kasım'da ne var? Bu hafta gene yeni ay gerçekleşiyor. 9 derece Akrep Burcu'nda. Türkiye astroloji haritasında da Güneş 5 derece Akrep Burcu'nda. 10 derece Akrep Burcu'nda da şans noktamız var. Aslında bazı şeyler hani zorluklar, krizlerle oluyor. Ama yenilenmek ve sıfırdan başlayabilmek, o anka kuşu gibi tekrar küllerinden doğmak için bir şeylerin en dibini görmek gerekiyor belki de. Gerçekten kanamak gerekiyor, acımak gerekiyor. O acıyı hissettikten sonra tekrardan işte bizim ülkemiz böyle bir ülke çünkü. Yani Akrep Burcu temaları içeriyor ve Akrep Burcu'ndaki bu yeni ay Satürn'den, Balık Burcu'ndaki Satürn'den bir su üçgeni yapıyorlar. Dolayısıyla güçlü değişim, güçlü başlangıçlar için içimizdeki o maneviyata da sarılacağımız, pes etmeyeceğimiz bir süreç. Akrep Burcu pes etmez. Akrep Burcu sabit bir burçtur. Evet yıkılır, evet dibe çöker ama sonra sıfırdan yeni doğmuş bebek gibi tekrar ayağa kalkar. Aynen bu şekilde bizler de hem insan yani bu toplumumuz, Türk milleti ve Türkiye bu şekilde bir devlet. Asla pes etmeyen, asla yılmayan bir devlet. Ve bu yeni aile birlikte 1 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Yeni aya kadar enerjiler kapanan durumda. Ay kapanıyor, ay küçülüyor. Ay küçülürken biz depresif oluruz, mutsuz oluruz, karamsar oluruz, bıktık artık, yeter artık. Böyle bir modda oluruz. Ama yeni ay olup tekrar ışığını yavaş yavaş büyütmeye başladığında tekrar yenileniriz ve yapacaklarımız için kararlar alıp o yönde gideriz. Ve ben de gayet güzel kararlar çıkacağını, doğru hukuksal konulara parmak basılacağını ve bir şekilde yol alacağımızı düşünüyorum. İnşallah da öyle olsun. İnşallah. Şimdi bazı şeyler bitmeden yenisi başlamayacak. O konuda görüşlerini daha önceki yayınlarda da söylemiştin zaten. Bir de şu var şimdi Donlu Hocam. Yani bir şeyler başlayacak ama hep de kötü şeyler olmayacak. İyi şeyler de olacak. Evet. 2024'ü artık sonlandırmak üzereyken şunu soracaktım aslında. İnsanlar üzerinde böyle bir negatiflik, bir umutsuzluk hep bunu şeye bağlanıyor. Yani gerçekten de haklı sayılmaz insanlar. Ekonomik olarak, Ekonomik dünya olarak. gerçekten çok iç aç yani iç acıtıcı bir durumda maalesef. Evet, dünya olarak, Türkiye olarak çok kötü bir ekonomik durum tablo içerisindeyiz. Acaba bundan kaynaklanan olaylar mı insanları strese sürüklüyor veya gerginliğe sürüklüyor ya da gökyüzünün farklı etkileri de var mı? Bu da çok soruluyor. Yani şimdi Umutsuzluk gökyüzünün anlamında. astrolojik olarak gerçekten zorlayıcı açılar, analitik dereceler, gerçekten o hani stresleri böyle yönetemediğimiz durumlar söz konusu. Aynı zamanda ekonominin tabii ki bu denli kötü oluşu insanların psikolojik olarak ve
Hani rahatlayamaması, istediğini alamaması, istediğini giyememesi, istediğini yiyememesi gibi gibi ekonomik şartların sıkıştırıcı ve zorlayıcı oluşu da üstüne tuz biber oluyor haliyle. Yani hepsi birbirini zincirleme olarak etkiliyorlar. Yani hiçbiri kendi başına bir ayrı hareket etmiyor. Hepsi bir arada maalesef böyle bir döngünün içindeyiz. Tabii ki güzel günler de var. Tabii ki de bunlar da günü gelecek, bitecek. Her yağmurun sonunda güneş de doğacak illaki. Ama şu ara özellikle bu haftayı çok iyi geçirmek gerekiyor. Bu 28 Ekim, 3 Kasım haftasını. Gerçekten dikkat etmek lazım. Çünkü zor. Zor bir haftadayız. Artı bunu atlattıktan sonra bir nebze rahatlayacağız belki. Fakat sonrasında özellikle Mars zaten retro harekete başlayacak. Mars'ın retroya başlaması aynı zamanda Aralık sonunda bu Mars ve Plüton arasındaki karşıtlık Aslan ve Kova burcunda devam edecek oluşu gene stresleri önümüze getirecek. Yani daha doğrusu bir takım ödeşmeler olacak. Yani sen bana yaptıysan ben de bir bekleyip bekleyip ben de sana yapacağım. Yani bu zaten normal hayatta da bu böyledir. Hani bunu beklememek saçmalık zaten. Dolayısıyla ödeştirmeler böyle devam ettikçe bu da uzayıp gidecek yani. Bunun böyle 3 günlük, 5 günlük bir süreci yok. Ya yani bunu kabule geçmek zorundayız. Bunun farkındalığını almak zorundayız. Biz kendi önlemimizi almakla mükellefiz. Biz kendi sağlığımıza, kendi bağışıklığımıza, kendi güvenliğimize dikkat etmek zorundayız. Yani şunu yapma diyeceğin bir şey var mı hocam? Bu 28 Ekim 3 Kasım arasında şunu yapmayın. Yani iş yerinde şunu yapmayın. İkili ilişkilerde şunu yapmayın. Ne bileyim normal yaşantınızda şunu yapmayın diyeceğiniz önemli ipuçları var mı? Elbette var. Yani bu dönemlerde sabırlı olacağız bir kere. Sabırlı olmak zorundayız. Ve bazı şeyleri zaten bu hafta özellikle Venüs'ün de ilişkiler adına da zorlayıcı açılar var. Hem Satürn'den bir kare açı alıyor, Jüpiter'den karşıt açı alıyor. Beklentileri çok yüksek tutmayacağız daha doğrusu. Yani daha bir rölantide ya işte ortama bakacağız, dünyaya bakacağız, herkesin ne acılar çektiği o kadar ortada ki. Dolayısıyla biraz daha kızgınlıkları böyle nasıl diyeyim hani nefes alarak belki işte kendimizi biraz meditasyonla biraz iç sesimizi dinleyerek tevekkül ederek belki okuyarak belki dua ederek yatıştırmaya çalışacağız. İnsanlara biraz daha fedakar ve hoşgörülü davranmak durumundayız bu hafta özellikle. Zaten ben burç burç şimdi anlatacağım. Evet, Yani bunu soracağım. Evet, özellikle evet hocam. Şimdi neler bekliyor? Kuşlar nelere dikkat etmeli? Bunları bir anlatırsan çok sevineceğim. Koç burçları için ve yükseleni veyahut da koç olanlar için. Çünkü soruyorlar, diyorlar ki benim burcum koç ama yükselenim koç değil. Ben de diyorum ki sizin yükseleniniz veya burcunuz koç ise bunu dinleyin. Bu çok önemli. Bu çok soruluyor. Bir de şunu soracağım hocam. Tam burada bir de şunu soracağım. Bazı insanlar 40 yaşından sonra yükselenini gösterir veya 30'undan sonra yükselenine çeker gibi böyle bir şey var mı? Yok. Şöyle bir şey var. Evet herkes bunu ben de çok duyuyorum. Hani 30'dan sonra yükselen burcunun mu şeyine giriyoruz gibi gibi. Asla böyle bir şey yok. Doğduğunuz anda yükseleniniz neyse olsunuz, burcunuz neyse olsunuz. Fakat tabii ki bizim astrolojide secondary progress dediğimiz ilerletilmiş haritalar var. İlerletilmiş haritalarda her sene harita bir derece bir derece kayıyor. Ve bu kaymayla birlikte nedir bu kayma? Bizim yaşanmışlıklarımız aslında, bizim tecrübelerimiz. Sen 5 yaşındaki Sercan değilsin artık. 40 yaşında bir Sercansın. Dolayısıyla tabii ki verdiğin tepkiler farklı. Tabii ki de yaşanmışlıklar farklı. Dolayısıyla diyorsun ki, ha benim yükselenim mi değişti yoksa ben yükselenimin etkisi aldı. Hayır, sen normal sensin. Sadece tecrübelerden dolayı öyle bir hissiyat geliyor insanlara ve ilerletilmiş yani ruh hali olarak belki burç değişikliği evet oluyor. Onu da biz astrolojik danışmanlıklarda söylüyoruz. Evet, bu önemli bir şeydi benim için. Çok da soru geliyordu. Aydınlattın hocam. Hani mesela diyorlar ki işte yükselen boğa ve yükselen boğa olanlar. Diyor ki benim yükselenim boğa değil, burcum boğa.
Tamam, evet, okey. Zaten burcun boğaysa okuyabilirsin bunu. Veyahut da yükselenin işte başaktır ama burcun koçtur. O zaman koç burcunu da başağı da okuyup kombinle. Okey. Bu çok aslında bak çok burada soru işaretlerini ortadan kaldırdı şu söylediklerini. Çünkü çok İnşallah. kişi soruyor. Evet, o zaman başlayalım. Burcu koç Evet. olanlar ve yükselen burcu eğer koç ise. Şimdi bu hafta özellikle 28 Ekim haftası günlük rutinlerinizle başlayacaksınız haftaya. Zor başlayacak, biraz kaotik başlayacak. Ay kapanıyor. Duygusal depresif bir hissiyatta olabilirsiniz. İlişkilerde Venüs'ün zorlu açıları var. Beklentileri biraz düşürmek gerekiyor. Belki partnerleri çok fazla istekte bulunabilirler. Sabırları taşmış olabilir. Bunlara karşı biraz daha metanetli olmak gerekecek. Özellikle koçların yönetici gezegeni Mars Plüton'dan karşıt alıyor. Hafta boyunca etkili bir açı bu. Zorlu bir açı. Lütfen lütfen sakinliğe önem versinler. Zihinlerini de sessize alsınlar. Kendi kendilerinin düşmanı olmasın sevgili koçlar. Yani kendi kendini de dolduruşa getirme, kendi kendini gaza getirme ihtimali bu hafta çok yüksek. O yüzden biraz daha temkinli olsunlar. Yeni ayı 8. evde yaşayacaklar. 8. ev bilinçaltı konular ve öfke kontrolüyle de alakalı olduğu için gene bu alanda biraz daha böyle ruhani bir şeylerle ilgilenmek, biraz dinginleşmek, şükretmek önem kazanacak. Özellikle dediğim gibi zihnini sessize alsın, ne kimsenin dolduruşuna gelsin ne de kendi kendini doldursun lütfen sevgili koç. Boğalar ve yükseleni boğa olanlar ilişkiler hanesinde bir takım stresler yaşıyor. Hem Venüs'ün zorlu açıları hem bu Mars Plüton karşıtlığı yeni ayda Akrep Burcu'nda olacağı için tam karşıt burcunda ilişkilerde tutamayacağı sözlerin verilmemesi gereken bir hafta boğalar için. Yani ya yükseleni boğaysa veya kendi burcu boğaysa kişi tutamayacağı sözler evet evet yapıyorum dememeli. Gerçekten altını doldurabilecekse bir şey için söz vermeli. Çünkü özellikle arkadaş çevresinden birazcık onlar da dolduruşa gelmeye işte yaparsın edersin tavizle açıklar. Bu manada da insanlarla kendilerini bir kere kıyaslamamak çok önemli, maddi manevi ve tutamayacakları sözler vermemek çok önemli. İlişkilere yeni bir bakış açısı getirsinler sevgili boğa. İkizler için yeni ay yani bu Akrep yeni ayı 1 Kasım Cuma günü saat 15:46'da olacak. 9 derece yeni ay Akrep'te ve Satürn'den de üçgen açı alıyor. Bu da aslında özellikle iş ve kariyerine odaklanması gerektiğini söylüyor ikizlerin ve günlük rutinlerini buna göre dengelemesi gerektiğini söylüyor. Yani günlük hayatta biraz sıkılgan, biraz oradan, biraz buradan yapmayacak. Bu kararsızlıktan çıkıp tek bir şeye enerjisini verip tek bir şeye motivasyonunu verirse ve düzenli olursa kazanacak bu hafta. Düzensizliğe yer yok bu hafta İkizler Burcu için. Hayatın içinde tabii ki minik minik değişiklikler, rutinler olur ama günlük hayatını kesinlikle bir düzene sokmalı, sisteme sokmalı. Sevgili yengeçler için özellikle yeni ay 5. evinde olduğundan yani bu ev yatırımlar evi, cesaret gerektiren ev. Bazı konularda risk alamıyor yengeç. Bazı konularda acaba mı çok soruyor kendine. Biraz cesaret bulmak, biraz sahnede olmak, biraz ya tamam yapıyorum ben demek gereken bir süreçte bu. Yeni aile birlikte bu kararları cesur bir şekilde almalı. Yani evet biraz sezgilerine de güvenmeli. Zaten sezgiler bu yeni ayda çok önemli çünkü Akrep Burcu'nda. Yeni ay, sezgiler, mistik, spiritüel konular. Hani ve kafa eğer dinginse, sular berraksa dibini görebiliriz. Bu manada kendini dinginleştirip gerçekten hislerinle hareket etmek, sezgilerinle hareket etmek çok önemli. Nerede parlayacağını, hangi konuyla çıkış yapacağını bilmek çok önemli yengeçler için. Parlama zamanı, sahnede olma zamanı. Süper. Yani buna biraz dikkat etsinler. Geri planda kalmasın. Yengeçler bu yeni aile bu kararı alsın. Aslan burçları ve yükseleni aslan olanlar ailevi konulara dikkat etmeli ve ailevi konularda özellikle bazı sınırlar evet koymalı. Bazı belki de birileri aslan burcuna karşı sınır koyabilir. Ya yeter hep mi senin dediğin olacak diyebilir. Buna da okey demeli, peki demeli. Çünkü evet hep sen. Senin dediklerin veya senin liderliğin etrafında dönmüyor bu hayat. Yani dolayısıyla aile içindeki o dengeyi
o politik tavrı güçlü bir şekilde kurmak gerekecek. Pişmanlık duymasın. Tabii ki kötü şeyler de yaşanmış olabilir ama iyiyse iyidir. Kötüyse ders çıkarıp ay pardon demeyi şey asla barışıp özür dilemeyi evet benmişim haksız demeyi bilmeli. Başak burçları bu hafta ne yapacak? Bağışıklık sistemini koruması gerekiyor. Sindirim sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıkla ilgili konularla başlıyor haftaya. Aynı zamanda bu Plüton Mars karşıtlığı özellikle bağışıklıkta düşüşlülere, hastalıklara açık bir dönemde olduğumuzu da söylüyor açıkçası. Yeni ayın 3. evinde yaşayacağı için özellikle yakın çevre aile, kardeşlere önem vermeli. Yani uzaklara, farklı insanlara değil de yakınlara, ilk yardımı yakınlara yapmalı, ilk diyaloğu yakınlarıyla kurmalı, yakınlarıyla olan bağını güçlendirmeli ve burada en güçlü desteği de partnerinden alacak. Yani partneriyle birlikte evet kardeşlerle ilişkilerini güçlendirecekler. Çünkü onlara el uzatan biri varsa o da gene kardeşleri. Terazi burçları özellikle yeni ayı maddi alanda yaşıyor. Dolayısıyla maddi anlamda gerçekten yeni bir çığır, yeni bir sayfa açmak zorunda. Ayakları üstünde durmak zorunda. Parasal konularını artık bir neticeye vardırmak zorunda. İş arıyorsa bu yeni aydan sonra iş başvurusu yapabilir sevgili teraziler. Çünkü paylaşması gerekiyor bir de. Bir dönem özellikle haftaya başlarken böyle çok depresif teraziler olabilir. Birazcık paylaştıkça rahatlayacaklar, kendi içlerine atmasınlar diye düşünüyorum. Özellikle bu yeni ayın başrolü ve güneş akrep burcu, akreplerin doğum günü kutlamak ayın doğum günü başladı. Güçlüdür akrepler, gerçekten küllerinden doğar. Yani düşer, yeniden kalkar, aynı Türkiye gibi. Ve pes etmez, sabırlıdır, tuttuğunu da koparır. Bu manada önemli kararlar almalı ve kendine koyduğu bazı sınırları artık kaldırmalı. Gerçekten önünü görmeli, kararlar almalı ve kendi iç sesini dinlemeli. Balık burcundaki Satürn'den de destek oluyor. Bu da çok güzel zaten. Destekleneceği de bir zaman diliminde olduğunu söylüyor yani gökyüzü balık akrepler için. Yani her türlü başlangıca uygunsun diyor akreplere. Sevgili yay ve yükselen burcuya olanlar bastırılmış duyguları bir şekilde abartılı bir şekilde çıkabilir. Dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bastırılmış her duygu biz böyle bastırırız, bastırırız, kenara atarız, atarız. Yerde Sonra patlar. bir şey olur, çok kötü patlayabilir. Bu manada insanlar yay burçlarına biraz küskünlük, kırgınlık yapabilirler. O yüzden ben de diyorum ki biraz daha dikkat etmek, biraz daha konuşmalarda seçici olmak önemli. 12. evinde yaşayacak yeni ayı. Gerekiyorsa tamam bu dönem biraz inzivaya çekilsin, biraz kendini dinlesin, kendi kendine kararlar alsın, kendini mutlu etmeye çalışsın. Yani tek başına da bir şeyleri yapabilir. Bu kısa bir süre. Sürekli bir insanla birlikte olmak zorunda değil. Yani yayların bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Oğlak burçları şimdi yaşam bizim yaydığımız enerjiyle doğru orantılı. Dolayısıyla ne nasıl bir enerji yayıyorsan o enerjinin yansımasını alıyorsun. Bu manada da sürekli negatif, sürekli şikayet enerjisinde oluyorsan zaten şikayet edeceğin şeyler o kolaylıkla geliyor karşına. Dolayısıyla 11. evinde yeni ay yaşayacak, yeni umutlara, yeni hedeflere, yeni projelere odaklanmalı. Yani sürekli ah ah vah vah keşkeydi, şöyle de olurdu, böyle de olurdu yapmamalı, önüne bakmalı, yeni arkadaşlar kurmalı, yeni sosyal çevrelere girmeli sevgili oğlaklar. Kova burçları kendin gibi olmalı. Orijinal çünkü kova burcu. Kuzu kuzu meme şeklinde yapamaz. Orijinal, farklı, sıra dışı ve bu şekilde de devam etmeli bu süreçte. Yeni ayda onların kariyer evinde olacak. Kariyerde başarıyı bu şekilde de zaten sağlıyor. Özellikle iş ve para konularında çok güzel başlangıçlar var. Çok güzel hedefleri var. Bu hedeflere doğru yürüsün diyorum. Balık burçları ise ikilemden çıkıp karar almalı. Çünkü kararsızlık balıkları yoruyor. Sevgili Sercan, o yüzden artık karar almalı ve kararlarında net olmalı. Öyle miydi, böyle miydi, vazgeçmeler, pes etmeler olmamalı. Bu
Akrep yeni ayı çok mistik, çok spiritüel aynı zamanda balık burçları ve yengeç burçları için. Sezgilerinin çok güçlendiği bir dönem. Sezgileriyle de yol alabilir ama ne olursa olsun karar almalı. Dokuzuncu evlerinde yaşanacak yurt dışı ilişkiler, yurt dışı konular, vize, pasaport işlemleri için gayet uygun süreçler. Aynı zamanda eğitimsel konularda da kişisel gelişimle ilgili konularda da kendilerini geliştirebilirler. Balık burçları da biraz daha spiritüel anlamda yeni yaratıcılıklar peşinde de koşmalılar diyorsun yani. Böyle bir yeni ayımız var. İnşallah hayırlara vesile gitsin. Hem ülkemiz için bu İnşallah kötü hocam. günler bitsin artık. Ve gerçekten hepimizin buna çok ihtiyacı var. Hocam çok sağ ol. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.